sen benim her şeyimsin. Yani ne? Şunu bak yavrum. Senin bazı şeyleri bak ben şöyle bir insan diyeceğim, onu yapma bunu yapma demem çünkü sen çocuk değilsin. Onu diyecek olursam zaten seninle ne işim var, yetişkin adamsın. Senin ne yapıp ne yapmayacağını bildiğini biliyorum. Değil mi hayatım? Ne gidiyorsun be? Konuşacak mısın? Ben seni yerim. Konuşacak ben mısın? Ben seni yerim. Yerim. You know that? Ya ha? Sen benim istemediğim bir şey yapar mısın? Oy oy oy. Hı? Oy. Ya ne yapıyorsun lan, gözüm bozma. Söyle bir yapar mısın? Yapmam bir tane. Yapmam. Yapar mıyım? Hı? Yapar mıyım? Seni yerim ben. Of. Ne yaptınız bakalım, nasıl geçti gününüz? Güzel. Dani ile konuştuk birazcık. Hı, ne konuştunuz anlat bakayım. Bilmem gerekir. Senin kulaklarını çınlattık. Çınlıyor sabahtan beri zaten. Dın. Evet. Ne konuştunuz? Güzel şeyler konuştuk. Zaten İzlersin adım. Zaten. İyi canım, tamam. Ya oy, çok tatlı olmuş diyeceğim. Ya. Gerçekten çok yaratıcı olmuş. Daha işte çok ben olacaktım. Bir de şey yapacağım. Bundan böyle 20 tane hayal et. 20 tane balon almıştım. Da işte 3 tane yaptım. Şey abi çok vakit alıyor severim. Biliyor musun? Ben hiç bu kadar zor olduğunu tahmin etmemiştim. Ama düşünüp yapman çok güzel bir şey. Düşüneceğim tabii ki. Seni düşününce aklıma kötü şeyler gelmiyor ki. Direkt böyle güzel şeyler yapıyor, güzel şeyler Selam, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Selamlar, hoş bulduk. Nasıl oldun? Yo, daha iyiyim ben canım ya. Çıkar mısın pantolonu? He, çıkarttım. Hoş geldin. Bu ne olmuş burada? Ya. Birisi basmış. Hoş geldin. Danikom. Merhaba. Aa, çok iyiymiş ya. Beğendin mi? Çok korktuk beğenmeyeceksin diye. İşte bak dozunu kaçırma. Bak ne güzel. Aa, ne güzel bir şey. İndirmenin ne manası var? Aşkım ne indirmenin? Panik yani. Modeli bu modeli. Modeli yok. Ben modeli tamam. Modelini... Sana ne oldu böyle ya? Modeline... Allah'ım ya. Bahsetme bana. Ne oldu bu adama? Esen bir şey söyleyeceğim. İlk başta... Ya bir dinle ama. Hiç dinlemiyorsun. Ben ilk başlardan da böyleymişim. Ben bunu fark ettim. Ben ilişkide böyle bir adamım. Anlıyor musun? Hani sen benim kız arkadaşım değilken git ne istiyorsan yap. Ben senden sorumlu değilim. Ne istiyorsan gelebilirsin. Zaten okay. Sen bunları bana demeyeceksen yani nesin? Şan babası değilsin herhalde. Aynen. So, bir şey yapma yani. O zaman bunu kabul edemezsin. Bizim aramızda çok büyük enerji görüyorlar. Biz ne kadar evet. Göremesek de. Deme, madem deme, bu deme. İnsanlar bu kadar büyük enerji görüyor. Gel biz bir deneyelim. Son hafta. Ne olacak ki? Bitti. Bitsin. Hadi denin. Defteri alın çift olarak biz şey yazın. Biz aşkımızı dışarıda yaşarız ne olacak? Hadi bence çift de. Olarak bir yazı yazın o defteri. Bence defteri hayatım, yazın. Gülmesene oğlum. Teklif ediyor kız. Adnan'ın dili öyle bir yanmış ki sütten. Bütün tamam. Kızlardan uzak. Sonuçta hayatımın anlamı. Sonuçta şöyle bir şey var. Biz dışarıda bunlardan daha çok telefonda konuşuyoruz. Daha çok mesajlaşıyoruz. Hani. Ondan sonra oturuşma. Daha çok birbirimizin ne yaptığını biliyoruz. Birazdan kaçacak. Nereye gittiğini biliyoruz. Ne içiyoruz, ne yiyoruz biliyoruz. İyi vakit geçiriyorsunuz. Ondan sonra birbirimizin yanında mutluyuz. Evet. Hiç kavga etmiyoruz. Evet. Ondan sonra... İşte kavga edilmeden ilişki olmuyor. İlişkiye başlayın edersiniz. Arada ben seninle kavga ederim. İlişkiye başlayınca sus sen. Edersiniz. O, bak nasıl kavga ettim şimdi seninle. Sus ben sen etmedim. Falan. Sus! Benim asabımı bozma. Hemen kavga da etti. Anladım. Hemen kavga da ediyorum. Ondan sonra hayatımın anlamı ve önemi, canımın ta içi bebeği. Ondan sonra bitti gitti ilişkiye başladık. Bravo. Cevap ver artık kızım. Tamam, Ali de Mehtap'la başlarsa başlarım. Yok ya. Beni niye yakıyorsun? Yaşın yanında kuruyu da yakıyorsun. Yakmak... Ben soğudum erkeklerden. Evlenmekten vazgeçtim. Evlenmek istemiyorum. Niye yanıyorsun? Hayatımın anlamı. Asla. Gel buraya. Yok. Yakıyorum. Gel ne buraya ya. Yanıyorsun? Ben deli miyim? Benle olunca yanmış mı oluyor? Tabii ki. Hayatımın niye? Anlamı gel. Dur kavga ediyorlar dur. Gel hayatımın kavga anlamı gel. Neyimi gördünüz? Ya gücüm yetmiyor sana gel buraya. Ay, tamam ben, bak zorladıkça karnım ağrıyor. Ay, ay senin göbüşünü yerim. Çok ciddi yalan.
Göbüşünü yerim. Kaşlardan mı? Kaşlarımdan. Terlerken kaşlardan. Senin göbüşünü bile seviyorum ben. İşte o senin karşında sadece düşün. Oluyor. Başım ağrıyor. Nasıl bir şey böyle bakınca gerçekten rahatsız mı oluyorsun? Ya. Ya. Çünkü şey değil. Yani hoş değil. Hoş gelmiyor bana. Hiç hoş gelmiyor. Toplum içinden yani. Sevmiyorum. O yüzden. Dozunda. Her şey dozunda. Ben sana hiçbir şey giyme demiyorum. Giydiğinin dozunu biliyorum. Mesela Antalya'da olsak istediğim gibi giyinmem. Hayır, giyinemezsin. Ne? Hayır, giyinemezsin. Neden? İstediğin gibi. Where? Antalya'nın neresinde? Plajda mıyız? Neredeyse şu kıyafet konusunu açmamız. Ay sana yemin ederim sana hayatta aklıma gelecek en son şey. Canım benim, ben seni kısıtlamıyorum hiçbir şekilde ama. Yani bunu bile kısıtlanmış olarak hissediyorsan ben sana ne diyeyim yani artık. Ya ben dediğim gibi kıyafet konusunda bana çok rahatsız. Ama bir tane az önce bana diyorsun ki işte sen benim tabii ki karışacaksın diyorsun. Şimdi böyle diyorsun yani bir böylesin bir böylesin Cansel'cim yani. Ya senle sen... biçim konuşuyorsun? Ha? Bir böylesin bir böylesin ne yani. Ne biçim taklit yapıyorsun Eser? Halka mı oynuyorsun Cansel'cim? Halka mı oynuyorsun? Mesela bir şey soracağım sana. Hmm. Dinle hayır ben tabii ki yani senin rahatsız olduğun bir şeyi dile getirdiğin için diyorum anladın mı? Ya. Neyse ya. Ben şunu şöyle söylüyorum. Mesela babamla yan yana gezerken hep kıyafetime dikkat ederim tamam mı? Çünkü rahatsız olur yanımda. Evet. Çünkü beni yani onun bana baktığı göz tabii. Çok ayrı. Ve onun yanında işte başka insanların ne düşündüğünü tahmin etmek onu çok rahatsız eder. Ve ben o adamı çok sevdiğim için babam olduğu için tabii. Onun yanında ona göre giyiniyorum. Okey beni de öyle gör. Ama rahatsız oluyorum mesela öyle giyinmekten ama onu rahatsız olması da öyle giyiniyorum. Çünkü o yapma sorumluluk gibi bir şey diye hissediyorum. Bir nevi ondan beni de öyle gör. Rahatsız olup yapmam aynı şekilde bir durum. Sen yeter ki sen kısmetse ol.